Fransa'da isyan ateşi sönmedi. Neredeyse bir haftadır sokaklar yangın yeri. Cumhurbaşkanı Macron hükümete tam yetki verdi. Fransız ordusu sokağa iniyor. Seçkin komandolardan oluşan Fransa özel kuvvetleri olaylara müdahale edecek. Çünkü iş çoktan protestodan çıktı, isyana dönüştü. İç savaşa doğru ilerliyor. Lyon'da aşırı sağcılar da olaylara karıştı. İsyanın başlamasına neden olan polis memuru için yardım kampanyası başlattı. İşte Fransa'nın alevler içindeki son 24 saat. Talan, yağma, çatışmalar. Fransa sokakları yangın yeri. Ordu devrede, zırhlı araçlar cadde ve meydanlarda. Olaylar 27 Haziran'da Cezayirli bir gencin polis kurşunuyla ölmesinin ardından başladı. Protestolar dalga dalga yayıldı, şiddet eylemlerine dönüştü. Müdahale için 45 bin polis ve jandarma görevlendirildi önce. Kolluk kuvvetleri yetersiz kalınca zırhlı araçlar devreye sokuldu. Alınan üst düzey güvenlik önlemleri yetersiz kaldı. Seçkin komandolardan oluşan Fransa özel kuvvetleri sahaya indi. Başkent Paris dahil birçok kentte talan ve yağma olayları devam etti. Kundaklanan binalardan biri ağır hasar gördü. Saniyeler içinde yerle bir oldu. Meşhur Şanzelize Caddesi giriş çıkışlara kapatıldı. Turistler dahil herkes alandan uzaklaştırıldı. Polisin yasağı dinlemeyenlere müdahalesi ise sert oldu. Burası Marsilya kenti. Göstericiler birçok yere ateşe verdi. Polis müdahalesi gece boyunca sürdü. Bir protestocu motosikletinin arkasına çalışır halde elektrikli testere bağladı. Göstericilerden biri az kalsın ayağından oluyordu. Protestoların alevlendiği bir diğer adres Strasbourg kentiydi. Göstericiler polislere havai fişeklerle saldırdı. Olayları bastırmak için zırhlı araçlar kullanıldı. Rennes kentinde de yüzleri maskeli bir grup polislere havai fişek fırlattı. Eylemler korkutucu bir hal aldı. Lyon kentinde aşırı sağcılar sokağa indi. Fransa, Fransızlarındır sloganları atan grup isyancı avına çıktı. Polis grubu biber gazı kullanarak dağıttı. Olaylara aşırı sağcı politikacılar da dahil oldu. Aşırı sağcı Eric Zemmour'u destekleyen eski siyasetçi Jean Messia, Nahel May'i vurarak öldüren polis memuru için yardım kampanyası başlattı. Yardım kampanyasında 700 bin eurodan fazla para toplandı. Polis kurşunuyla ölen Nahel'in büyük annesi de sükunet çağrısı yaptı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise liderliğinin en zor sınavlarından birini veriyor. Macron durum değerlendirmesi yapmak üzere Elize Sarayı'nda başbakan ve bakanlarla bir araya geldi. Düzenin yeniden tesisi için hükümete tam yetki verdi. Olaylarda şimdiye kadar 1350 araç ateşe verildi, 234 bina kundaklandı, 30 polis karakolu ve 11 jandarma karakolu saldırıya uğradı. Gözaltı sayısı 2000'i aştı. 200'den fazla polis de yaralandı. Tutuklu sayısı ise 500'e yaklaştı.